Sonra şöyle devam ediyor. Abbasiler döneminde ise Fatma, Endülüs Emevi ve Muvav, Muvahid olmak üzere üç ayrı paleler, paralel halifelik kuruldu yani demiş. Gerçek hilafetten ayrılınca zaten e, o Allahu Teala'nın vaad ettiği, Kur'an-ı Kerim'de vaad ettiği hilafetti ama onun iman ve ameli sale şartıyla Allah Teala bağladı. Hı hı. O hilafetten ayrılınca Allah-u Teala o nimet olarak onlara verdi. Müslümanlar onu değerini bilmeyince tabii ki böyle bu 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 neyin örneği ki efendim? Ee, Hazreti Osman radıyallahu teala'nın demişti ya beni şehit ederseniz bir komutan arkasında savaşamazsınız kıyamete kadar. Hı <laughs> hı. Ve bir imam arkasında namaz kılamazsınız. Bun, bunlar okuyunca bir Müslümanın o zayıf Müslüman olabilir. Çok güçlü, çok dindar Müslüman. onların kalbinin titremesi lazım. Efendim, biz niye o gerçek hilafetten mahrum kaldık ve biz gerçek hilaf arayalım o Allah'ın kurduğu hilafet var mı bir yerde? Ama ben onun yolunu söyledim. Allah'ın Allah nasıl hilafet kurar? Emre yani tamam. aslında baktığınız zaman o kadar üzücü ki olaylar. Yani vahim durumdayız. Mesela galiba 50 küsür İslam ülkesi var değil mi? Hı hı. Yani bunlardan hepsi şu an mevcut olan hilafete katılmış olsalar, örneğin şu an orta şeyde işte Filistin'de Biliyorsunuz İsraillerin yapmış olduğu zulüm. Yani 23 bin tane sivil ölümden bahsediyoruz. Yani ondan sonra Filistinlileri zaten yerle bir ettiler. Filistin diye hemen hemen şey kalmadı. Yani bütün binalar, hastaneler biliyorsunuz olaylar. Yani 23 bin sivil türleri insanın. Yani allah Teala yardım etsin onlara. Ben bu yani o şeyleri, resimleri gözümün önüne getirdiğim zaman yani bayağı üzülüyorum. allah Teala onları korusun ve bu zalimlerden kurtarsın. Amin. Yani kısacası demek istiyorum ki yani bu hilafete bağlı olmuş olsalardı o zaman ne İsrail ne başkaları yani bugün Deccal diye tarif edebileceğimiz güçler Müslümanlara saldırmaya cesaret bile edemezlerdi. Doğrudur. Doğru. Çünkü Ama maalesef bu durumdayız. Yani Sen gerçekten üzülüyorsun. Hazreti Ali anh, bir adım geldi. Bunu niye söylüyorum ki derdi ki halife varsa. hani niye böyle? Öyle diye ters kafalarda çalışan olabilir. Hazreti Ali radıyallahu bunun cevabını verdi. Kendisine bir adam geldi dedi ki Ebu Bekir ve Ömer zamanında çok huzur vardı, çok barış vardı şu böyle. Ama senin zamanında çok karak aşağı var. Hazreti Ali RA dedi ki Ebu Bekir ve Ömer'e biyet edenler, ona itaat edenler benim gibidirler. Ama bana biyet edenler senin gibidirler. <laughs> Hı, yani, <gülüyor> yani Halifenin suçu değil, Et, suç itaat edip Evet. Eğer etmiyorsanız, eğer tabi olmazsanız, siz onun nimetinden, bereketinden faydalanamazsınız. Ama eğer onu siz, e, mesela şu anki olaylar var ya, ikinci, duruncu halifesi, hatta ikinci halife, Madlen Mesih ve Mehdi ile satılsamın, ikinci halifesi, madem ki bu olaydan bazıları Filistin, İsrail, hmm. ona, o kendi tefsirinde, bunlardan bahsetti ki Kur'an-ı Kerim bunu ne diyor bu konuda? Dördüncü hmm. Halife Hazretleri Körfez Savaş esnasında Irak'a saldırıldı vesaire diye. Hazır 6 ay üst üste hutbe verdi. Türkçe'ye de çevrilmiş onlar. Hmm, Körfez krizi ve yeni dünya düzeni. Evet. Kitabı. Hatır orada da efendim bunların bu nedir olayı çözümü nedir Kur'an'a göre bundan bahsetti. Şimdi Dördüncü Halife Hazretleri bu konuda madem ki o diyoruz ya bu Müslümanlar e, keşke uysalar. Dönüyor Halife ben okuyacağım bir şey efendim. Diyor ki, e, İsra Suresi'nin 105. ayetini açıklıyor. Diyor ki, yani bunu çevirsin, çevirsin okuyacağım. Diyor ki, ondan sonra bir İsrail oğullarına size vaat edilen ülkede yaşayın, ikinci vadin gerçekleşme zamanı geldiğinde hepinizi toplayıp getireceğiz dedik. Yani Yahudiler bu kuran kimin Kerim'in verdiği bir haber dirasında. Ki bunlar damlama dağınık olacak ve allah Teala tekrar bunlar toplayıp getirecek bir araya. Tamam Getirildiler. Şimdi Hazur diyor ki ahiret vadi geldiğinde biz size bütün dünyadan toplayıp bir araya getireceğiz. Bu devir ahirin devridir. Yani biliyorsunuz ahirin yani böyle sonra gelen devridir. Burada kullanılan ahire kelimesinin manası ahire demek değildir. Burada bir fark vardı Yani biz ahiret deyince hemen aklına ahiret geliyor. Yani değil mi Hı -hı. Yani, ölümden yani. sonra. Hı -hı. Değil mi? Ama burada mana sonra yani daha sonra yapacağız diye o manada. Bu farkı göz önünde bulundurmak gerekir. Ahirin döneminin manası ikinci dönemdir. Ahiret ise daha sonra gelecek olana denilir. Hmm. Daha sonra gelecek olan dönemde ilginç şeyler vuku bulacaktır. Bu gaybi haberlerin bir kısmı bilimle ilgilidir. Bir kısmı din ile bir kısmı da siyasetle ilgilidir. Yani Kur'an'ı ı Kerim'in verdiği gaybi haberler. Birisi bu konu, birisi şu konu ilgili, birisiyle de siyasetle ilgilidir. Bu haberlerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Bu ayette bulunan gaybi haber din ile ilgilidir. Yani bu biz toplayacağız falan falan diye. Burada Yahudilere biz sizi bütün dünyadan toplayıp vaat edilmiş topraklara getireceğiz denilmiştir. İsrail'in kurulmasıyla bu haber gerçekleşti. Hazır diyor ki Allah'ın verdiği bu haber İsrail'in kuruluşuyla gerçekleşti. Ondan sonra diyor ki bazı kimseler bu, Yahudilerin kurnazlı entrikalar ve sahirin neticesidir derler. Aslında Yahudiler bu haberin gerçekleşmesine bir vesile oldular. Tıpkı bilim adamlarının bir buluşa vesile olmalar gibi. Ancak bu haberin gerçekleşmesi Kur'an-ı Kerim'de bilindiği gibi mukadder kılınmıştı bu takdirinin değiştirilmesi imkansızdı. Yani İsrail'in kuruluşu bu imkansız diyor. Çünkü Kur'an haber verdi böyle olacak diye. Çünkü bunun neticesinde ümmet daha çok zarar görecekti. Bundan dolayı Allah'ın takdiri ile her çarpış, çarpıştıklarında zarara uğradılar. Yani şimdi ne oldu diyor ki Müslümanlar Allah'ın bu takdirine uygun tedbirler alacaklar yerde Allah'ın bu, te, bu takdirle çarpıştırmaya çalıştılar. Tam onun neticesinde Müslümanlar daha çok zarara uğradılar. Halbuki onlar Allah'ın takdirini anlayıp Kur'an'ın bahsettiği çarelere başvursalardı. Çabalar mutlaka başarıyla sonuçlanırdı. Hazır diyor ki Allahu Teala bu sadece bu takdirden bahsetmedi ki efendim bu uh, Yahudiler toplanıp bir araya getirilecek. Allahu Teala bunun çarelerinden bahsetti ki bunun çaresi nedir? Eğer Müslümanlar bunun çarelerin Kur'an'ın bahsettiği çaresin çaresine başvursalardı bugün takdir değişmiş olacaktı. Durum farklı olacaktı. O nedir? Diyor ki onlar Allah'ın söylediği çareye göz ardı ettiler. Nitekim ne oldu? Ne zaman Allah'ın takdiriyle çarpıştılar ise hazır ki çok zarar gördüler ve İsrail diyor eğer Birleşmiş Milletler onlar ne, diyeyim, ne kadar verdiyse onun kat kat fazla o kaldı etti. Tamam? Hmm. Bu, Müslümanların ve bunu niye okuyorum? Siz dediniz ki gerçek hilafete tabi olsalardı. Hmm. Hilafet ne diyor? Bunu diyor. Diyor ki ben Allah'ın takdiri mutlaka gerçek, gerçekleşecektir diye hiçbir şey yapmadan oturmalıydılar demiyorum. Ben sadece şunu demek istiyorum ki bu takdiri mübrim idi yani ve ve de, de değiş değişmeyecekti. Ancak bu takdirden sonra başka bir takdirde mukadder kılınmıştı. Eğer onu dikkate alsalardı al o zaman en az zararla kurtulacaklardı. Bir tarafın bir taraftan bu ayette bildi bildirilen haber gerçekleşecekti. Diğer taraftan son feyze ve zarara Müslümanlar nail olacaklardı. o ikinci takdir de Enbiya suresi 106 ve 107 ayette şöyle bulunmaktadır. Nedir o? Allah-u Teala diyor ki, biz Zebur'da Davud Peygamber'e haber verdik. Ben onu kısaca açısın... geçeceğim çünkü biz Zebur'da diyor Davud Peygamber'e haber verdik. Ki bu toprakların varisleri benim salih kullarım olacaktır. Tamam mı? Güçlü kullarım değil. Allah Teala ne dedi ki ibadet edip salih yani iman edip salih amel işleyenler değil mi? Ona uygun hareket edenler. Allah Teala diyor ki Enbiya suresinin 106 ve 107'sinde ki bu topraklar yani bu mukaddes topraklar ya bu, buranın gerçek varisleri e, e, salih amel işleyen, takval olan, ibadet sahibi olanlar olacak ve huzur dedi ki burada Allah, Allah bu ayet ayetlerde Açık söylemiştir ki eğer siz vaad edilmiş topraklara tekrar sahip olmak istiyorsanız o zaman Allah'ın sahle kullar olmak zorundasınız. Fakat bunun hilafet buna dikkatimiz çekiyor. Başka bir yerde Hı. bir şey yok. Birisi diyor güçlenelim, iyi silah üretelim. Kimsenin efendim biz sahle olalım diyor. O tarafta kimsenin gözü yok. Diyor ki Allah'ın temiz ve sahle kullar olduğunuz takdirde bu topraklar size verilecektir. Bu şartlar yerine getir, getirilmedikçe ne yaparsınız yapın buralara sahip olamazsınız. Uh -huh. İnna fi Bu ayet diyor ki bu diyor ki bunda büyük bir mesaj vardır. Yani Muhammed Resulullah'ın ümmetinde sahle olan ve ibadet edenler için büyük bir mesaj vardır. Bunu anlarlarsa bundan istifade ederler, anlamazlarsa bundan mahrum kalırlar ve çaresizlik içinde hiçbir şey elde edemezler. Bugüne dek bu mesaj Müslümanlar tarafından dikkate alınmamıştır. Bunu durunca Hilif Hazreti söylüyor. Aşağı yirmi 20 sene önce. Diyor ki bu mesaj Müslümanlar tarafından bugüne dek dikkate alınmadı. Benim bu ee, benim bu Kur'an dersim, ha benim bu Kur'an dersim, Kur'an dersi veriyor ya, hı hı. benim bu Kur'an dersim, bütün dünyada dinlenmektedir. Araplarda bunu, buna dahildir. Ben dinleyicilerin hepsine diyorum ki, Kur'an-ı Kerim'in bu mesajını anlayın. Çünkü, balagın yani çok yüce ve azim şan bir mesajdır. Kur'an kendisi diyor. Ki Ke bu beni bu doğuda verdiğim bu mesaj var ya bu çok çok azim uşan bir mesajdır. Bu mesaja uyarak Müslümanlar günlük hayatlarını salih hale getiril, getirmeli. Salih hayat ise hükümetleri elde devirerek elde edilemez. Bu diyorlar hilafet çabalar var şu var bu var. Bu makale yazıldı. Hazır diyor ki bakın Salih hayat ise hükümetleri devirerek elde edilemez. İslam devrimi adı altında iktidarlar devirme çabaları İslam ve İslam dünyasının daha da zayıf duruma düşürecektir. Bu tür çabalar ne geçmişte işe yaradı ne de gelecekte işe yarayacaktır. Bundan dolayı kendi kendinize zulüm etmeyin. Bu helafet-i mesajdır. Bir intihardan sonra ikinci intihara kalkışmayın. Önce Allah'ın takdirini değiştirmek için yanlış yollara başvurdular. Bunun neticesinde İsrail'e verilecek olan küçük bir toprak gitgide çoğalarak genişledi. İsrail onların şabalarıyla onlara verilecek olan İsrail küçücük bir toprak idi. Ancak Müslüman önderlerin hatalarından dolayı Yahudilerin eline geçen İsrail toprağı çok genişledi. Ben İsrail'in ne kadar genişlediğini Körfür Kredi ve Yeni Dünya Düzeni adlı kitapta hesaplayıp söylemiştim. Orada çok bu derse hazır konuşuyor. Hı, hı. Müslümanlar Enbiya suresinin bu yani 106-107 ayetlerini göz ardı etmektedirler. Allah bu Allah bu ayetlerde şunu anlatmaktadır. Ben Davud peygambere ki onun adıyla bu Siyonist hareket başlamıştır. Bakın bu da ilginç. Evet. Onun adıyla başlayan Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Enbiya 106'da ki ben efendim Davud peygamberi bunu söyledim. Bu, bu toprağı kimin elini geçecek diye. Ve Siyonistler İsrail'i kurmuştur. şöyle dedim. Allah-u Teala diyor ki ben böyle şöyle dedim Davud Peygamber'e. Eğer siz onların kurduğu İsrail toprağını geri almak istiyorsanız o zaman Davud peygamberin zeburunu okuyun. Orada ben Davud peygambere şöyle demiştim. Eninde sonunda bu toprak ibadet eden sahile kullarıma verilecektir. İşte Müslümanlar Allah'ın bu mesajını unuttular. Halbuki Allah-u Teala inna fi zalika la balagan li qomin abidin bunda ibadet eden insanlar için büyük bir mesaj vardır buyurmuştu. İşte Kur'an-ı Kerim'in her konuna ilgili verdiği haberler ap açıktır ve laf olsun diye değildir. Yani Huzur Oda Şah'a bahsediyor ki bir bu haber bunun dışında Kur'an ne haber verdiyse onlar nasıl bir açık bir şekilde gerçekleşti ve o sizin Söylediğinizde benim aklıma geldi ki siz dediniz ki, gerçek hilafete tabi olsalar bu meseleler çözülürdü. Hı, hı Ve oradan ıı, benim aklıma geldi ki bugün 20-30 sene ve hatta ikinci hilafet 70 sene önce yaşayacaklar. İsrail kurul kurulmaz bunu söyledi. Ki bunun çözümü güzelmiş. evet. Bunu çözümü ilahi takdirle çarpışmak değildir. Kur'an'ın bir verdiği bir söz ki biz size bütün dünyada toplayıp getireceğiz. Getirdi. <laughs> o zaman Müslümanlara bakmalar lazım ki bu, 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 bu biz ne yapacağız? Kur'an'ın verdiği haber gerçekleşti. Ama çünkü um, ilahi bilgiden, Kur'an bilgisinden aslında yoksundurlar. Bu Allah-u Teala Mesih'e Mevdu ve hilafet vasıtasıyla bize verdi bu haber, tekrar bu bilgi. <laughs> ve halife bakana kadar açık dedi ki çarpışmayın bunun, bu size geri verilecek. Ama bunu yolunda Kur'an'ı kim söylüyor? Nasıl verilecek? Sahle olun. Tamam ama Müslüman bugünlerde Müslümanların akli fikri bir olsun. Hiç bir, hiç birisi sahli olan demiyor. Birisi de hilafet geri gibi, hilafet gel, gelmesiyle siz salim olacaksınız. O dönemi hilafetin gelmesiyle. Yani kalbinize takva mı inecek? Takvanın inmesi için başka yollar vardır. Hı hı. Yani kısaca zaman daha az kaldı. Başka evet, Cezakumullah. Evet,